Hepinize yeni videodan merhaba. Ben Pınar. Ben Burak. Bugün ne yapıyoruz abicim? Tuvalette 24 saat kaldık videosu çekiyoruz arkadaşlar. 24 saat boyunca buradayız. Nasıl yapacağız, nasıl hayatta kalacağız çok merak ediyorum. Gerçekten ufacık bir yer, muhtemelen 2-3 metrekare falan. Evet ve sesimiz de bayağı bir yankı yapıyor. Ama hiç problem değil. Bir sürü malzememizi getireceğiz, buraya dizeceğiz, edeceğiz, kurulacağız. Ve sesimiz gayet güzel çıkacağını düşünüyorum o zaman. Bu arada buradaki en kritik konu şu. Nerede yatacağız? Bir tane yatabileceğimiz bir alan var diyebiliriz. Diğer kişi için gerçekten çok zor olacak. Burayı da kimin kapacağı çok büyük bir problem. Yani bununla alakalı bir challenge, bir şey yapacağız. Burayı çünkü Pınar'a vermek istemiyorum. Benim... Sen versen de boyun sığmaz buraya. En azından bacaklarımı toplayıp bir şekilde yatarım. Diğer türlü hiçbir yerde yatamam. Sen ufak tefek bir şeysin. Şu araya bir yere kıvırırsın. Evet tabii canım oldu. Arkadaşlar bu arada bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp yorum atmayı ve bildirim sesini açmayı unutmayın. Hazırsak artık kuruluma başlayalım abi. Bence kurulumdan önce şu anda şunu çözmemiz gerekiyor. Birinin burayı alması lazım. Ben istiyorum. Sen istemiyorsan direkt burası benim olsun. Öyle bir şey yok. Bunun için savaşacağım ben. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Hı? Bir ilk yapalım. Bence taş kağıt makastan daha adil olacak. Bunu şansa bırakmak istemiyorum. Çok merak ediyorum. Arkadaşlar ben diyorum ki şark yarışması yapalım. Ekip arkadaşlarımıza kazananı seçsin. Kazanan kişi bir matımız var. Matımızı alacak. Yastığı, yorganı ve bu alanı alacak. Tamam. Çok mantıklı. Anlaştık. Anlaştık öyle. Hadi başlayalım tamam, o zaman. Bir dakika bana böyle bir mikrofonumsu bir şey lazım ki o hissiyata gireyim. Yok böyle artık. Tarak marak bir şeyiniz yok mu? Şuralarda ne yapacağız? Şöyle şampuanları hemen. Şey yap, mikrofon yap. Mesela şu tarz bir evet. Krem tarzı bir şey var. Bence bunu mikrofonla evet. Kullanabiliriz. O hissiyatı vermek istiyorum çünkü. Hadi başla sen. İlk sen söyle. Of gerildim şu anda. Şöyle oturabilirsin ya. Rahat ol. Evinde gibi. Ne söyleyeceksin? Sen ne söyleyeceksin? Sen beni karıştırma. Ne zaferinden bahsediyorsun. Şaka falan mı? Tabii ki de şaka. Matı ben alayım. Söylemeden alırım ama. Bu arada hanginiz daha güzel söyleyecek arkadaşlar? Lütfen yorumlara yazın. Evet bekliyoruz. Ve adil olun aşkolar. Aynen ben giriş yapıyorum. I found the love. For me, darling, just dive right in and follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. So I never knew you were the someone waiting for me. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you. This time. Tebrik ediyorum. Çok güzel söyledin. Arkadaşlar bence de gayet iyi söyledim. Umarım Pınar benden kötü söyler çünkü gerçekten bu alanı vermek istemiyorum. Eğer hazırsan mikrofonu alabilirsin. Of heyecanlandım. Aynı söyleyeceğim. Ben Türkçe söylemek istiyorum. Sen bilirsin. Sesim de hiç falan açık falan değil. Artık benim de değil. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Kusura bakmayın şimdi de. Çok severim tuvalette şarkı söylemeyi bu arada. Akustiği güzel. Evet. Sorma ben inim inim inliyorum. Sen sustukça geberiyorum, geberiyorum. Sürüçlinsanısın inatçı kalbimin. Konuşanlara özeniyorum. Evet bence... Yani hani şimdi ekip arkadaşlarımıza sormak istiyorum. Sizce kim kazandı? Evet. Ben Pınar diyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Benim gözlerimin için. Lütfen abi. Yes. Vicdansızlık bu. Hoppa yastığımı aldım. Ver onları. Hakkımla kazandım. Of ya. Al battaniyeni de. Teşekkür ederim. Abi bak mat bile sığmıyor oraya. Sen mi sığmıyorsun? Ben sığarım sen merak etme. Arkadaşlar yatağımı beğendiniz mi? Bence gayet güzel. Tamam burası benimse artık. Rahatız. Arkadaşlar cidden kötü mü söyledim? Yorumlara yazın. Siz vicdansız olmayın bari. Bence ben daha güzel söyledim değil mi? Öpüyorum hepinizi. Canlarım buraya gelmeden önce bir sürü abur cubur yiyecek yemek aldık. Bir sürü böyle oyun moyun falan aldık. Hepsini şimdi buraya alalım. Buraya dolduralım. Burada böyle bir yaşam varmış hissiyatını evet, vermek evet, istiyorum. Evet evet çok önemli bu. Kendimi daha iyi hissedeceğim çünkü şu anda bomboş bir banyo. Tabii canım. 24 saat sonuçta burada kalacağız. Yani bizim her türlü burayı evimiz gibi yapmamız gerekiyor. Kesinlikle. O zaman buraya yavaştan eşyalarımızı alabiliriz. Hemen alalım. Oh. Yiyeceklerimiz arkadaşlar. Şimdi zaten beraber bakacağız. Oh, Darth da geldi. Ay ne kadar ağır. Bunu nereye koyalım? Şu köşeye koyalım aynen, şimdi. Bence de şimdilik koyabiliriz. Tabuğu. Çok severim. Kaybedecek. Tabii. Tamam ve yani. Burada ne yapacağız?
Tüpümüz de geldi masamızda. O zaman buraya masaya koyalım bunları şimdilik. Aynen. Monitörümüz geldi arkadaşlar PlayStation için. Aman. Tutabiliyor musun Pınar? Ben aldım. Ay bu televizyon gibi bir şey maşallah. Pınar monitörü. Aa bence de buna koyalım değil mi? Tam tuvaletin karşısında PlayStation oynamalık bir alan. Heh. Aa çok güzel. Ay maşallah. Oh, PlayStation'ımız da geldi arkadaşlar. E burada ömür boyu yaşadık yani böyle bir yaptık. Bir şey söyleyeyim mi kesinlikle? Çok iyi değil mi? Bayıldım şu an. Ay en sevdiklerim bakım ve makyaj malzemelerim. Bunlarsız olmayacak tabii ki de yapacağız biliyorsun. Yaparsın. Sındayken. Evet Pınar. Evet. Şimdi aç mısın sana önce bunu sormak istiyorum. Açsan eğer böyle bir yemek falan yiyebiliriz. Yani yalan değil birazcık karnım kazındı. Ama dersen ki öncesinde biraz eğlenelim. Biraz PlayStation falan oynayalım diyorsan bir tur oynayabiliriz bence. E yiyeceklerimizi açalım ondan sonra oynayalım. Tamam neler almışız o zaman? Açlıktan aklım yiyeceklerdi. Arkadaşlar. Oturabilirim değil mi? Cipsimiz var. Çubuk krakerimiz. İçeceklerimiz, çikolatalarımız ve gofretlerimiz. Oh. Burada bayağı aç kalmayacağız gibi gözüküyor. Tuvalette sen abimin altında. Ve en önemlisi yemek yerine geçecek şey tabii ki sucuğumuz. Sucuk yiyeceğiz bunlar. Sucuk ekmek. Ekmeği böyle yağına bana yiyeceğiz. Mangal yaptık. Mangal yapacağız yani bir nevi aslında. Tüpümüz var, tavamız var, yağımız var. Oh. Pınar'cığım hazır mısın? Kaybetmelere. Bakalım. Sakın hilekarlık, millekarlık falan yapma bak. Ben daha yeniyim. Hop. Burada seni atmaya çalışıyorum değil mi? Evet. Aha, düştüm. Aa ben de düştüm. Oh attım. Yine düştüm ama. Çok da basmamak lazım değil mi? Uçuyorsun. Tabii. Ah. Düştün. Neredeyim? Arkadaşlar bakın bana. Sürekli düşüp duruyorum. Ben... Aa! Seni atacağım. Nazar değdi sen düştün. Arkadaşlar bakın mavi Pınar nasıl düşüyor? Bir de bana bakın mor. Daha gelmeden al sana. Ben düşmedim ki. Hep seni düşüreceğim diye. Herkesi atıyorum vallahi teker teker. Aa! Hadi 2 kere düştüm. 40 kere düştüm. Kazanan mı? Kazanan bot. Kazanan gerçekten bot. Bunu kabul etmiyorum. Bir el daha atıyoruz. Vallahi hiç kabul etmem. Bak şimdi oyunu daha iyi anladım. Daha güzel oynayacağım. Şu an oyunu kavradı. Aa, bu başka şeyi. Bir dakika ben hangisiyim? Hayaletler yedi beni. Beni de yedi. Bu oyunu bilmiyordum bu modunu. Bir daha. Tavukları yakala. Bu iş bende. Gelin babanıza gelin. Kız! Yavrucuğum kaçma ya! Ya ben bir tane bile alamadım ya! Toplama tuşu falan var mı tavuklara? Evet, üzerine mi gidiyoruz? Üçgen galiba. Gel anneciğim. Oh! Aa öldürüyorsun tavukları. Yani ben öldürüyorum. Sen bana sonra tekme mi attın? Evet. Böyle bir şey yok. Sen bu oyunu biliyorsun bilmezlik böyle yapıyorsun. Tavukçuklar. Şu hadi an ya. 0 puan olmam hakkında ne düşünüyorsun? Ben de 0 puanım. Buldum bunları kafese sokuyoruz. Abi bir çermek takmayı bırakır mısın? Kaybettim. Bu dolan kim dolan ya? Dolan kim gerçekten tam, ya? Kazanıp duruyor çıldıracağım şimdi. O zaman son bir elde bunu alan oluyor. Evet bunu alan alsın hadi. Git matında oyna git. Aa ne yapacağız şimdi? Kaç. Balina bizi ısırıyor. Kaç. Hayır. Kaç. Düştüm. Yürü koşulmuyor ki. Bak gene o dalan pisliği kazandı. Bir de dil çıkır. Sana dil. Pınar bunun üzerine ne gider biliyor musun? Abur cubur. Bir şeyler yemem lazım. Kaybetmenin üstüne anca açlık hissi şey olur zaten. Evinde gibi hissediyor musun? Evimde gibi hissediyorum ben. Ben çok rahatım. Çok mutluyum. Şey gibi sanki Pınar değil mi? Hani banyomuz burada, salonumuz burada, yatak odamız, yatak odam burada. Cidden bunu sormak istiyorum. Nerede yatacaksın? Tuvaletin üstünde yatarım. Bir şey olmaz ya. Yemek ver bana yemek. Çikolata mı tuzlu mu? E çikolataya boğdun beni biraz tuzlu ver. Tuzlu. Midemin bozukluğu ama çikolatadan sonra ile tuzlu yiyeceğim. Ay Pınar sıkıldım yemekten de sıkıldım. Buradan da sıkıldım. Ne olmuş ya? Eğlendir beni ya. Hadi oyun oynayalım o zaman gel. Arkadaşlar dart ortamımızı kurduk. Dartımızı yerleştirdik. Orayı hallettik. Pınar ilk atışını yapacak. Açıkçası dartta kazanabileceğine inanmıyorum. Çünkü hayatında daha dartın D'sini bilen bir insan değil. Derken? Ben dart birincisi. Türkiye Milli Dart birincisiyim ben. Yok ama iddiam vardır yani öyle bir kendi kendine şeyleri hadi görelim iş atamazsın hadi. İlk atış tabii ki de güzel olmayabilir yani. Hani benden çok güzel de bir şey beklemeyin de. Aaa 15. 15 points. Allah senin nazarını verir ya. Tam ortaya doğru. Allah senin rahatsız. Tamam. Total puan bakalım kaç oldu. Yine 8. Benim 8'lerle alıp veremediğim bir şey var.
Yemin ederim Nikela. Ben bu kadar atamayacağım muhtemelen. Vallahi atamayabilirsin canım benim. Al bakalım dartları. Şimdi senin puanın kaç? Bir olarak hesapladım ben. 41 kere maşallah diyerekten. Sen şimdi ben atamayayım diye var ya, elinden geleni yaparsın. Tabii. Burada şey yapıyorum. Hokus pokus şimdi bir varız bir yokuz. Attığı yer. Hep köşelere abi. Oo, yakınlaştın hadi. Hadi bakalım. Bir dudak, bir yanak yolla. Dursuz dikkatimi dağıtma. Çok dikkatin. Aldım bence. Tamam. Bırakın Allah aşkına ya. Buradaki kimse beni tutmuyor. Böyle bir şey olmaz. Sporu çekiyorum ve sporla aşağı gidiyorsun. Bir el daha atsak var ya nasıl içime şu an. Hayır öyle bir şey yok. İki vuruş. Tek vuruş. Tamam tek de hadi tek de kazanalım hadi. Allah aşkına çok içimde kalır. Arkadaşlar rövanş yapıyoruz. Tek atma hakkımız var. Yüksek puanı atan kazanıyor. Tamam vallahi bunu yediremedim arkadaşlar yemin ediyorum. Ama sana bu kıyağı geçtim bu arada. Unutma bunu. Tamam hadi alan kazanıyor. Hazır mıyız? Evet. Bir dudak bir yanak yolla. Of yapma yapma tamam tamam rezil oldum yeterince. Hayır belki ben de atamayacağım. İnşallah atamazsın. Şey diyorum şu keşke kabul etmeseydim. Daha kötü atacağım çünkü. Ya benden daha kötü yapabileceğini düşünmüyorum ama. Ay ben kazandım. Gidecek yerim de yok yemin ediyorum şu anda. Ay yüzüme nasıl bakacaksın bir pointle? İnanamıyorum ya. Kaşındın ama ben kazandım. Hayat işte böyle ya. Büyü yaptı. Saçmalama abi oturduğum yerden. Ya nasıl kazandın? Küçük yerde nerede büyü? Bunu saymıyoruz. Öyle bir şey yok. Tamam kazandın. Arkadaşlar çok kötüyüm. Gerçekten burası çok küçük olduğu için aşırı terliyorum. Pınar'dan bezdim. Onun olması şu an beni rahatsız ediyor. Bana batıyor. Ben senden bezdim asıl ya. Kalk git ya. Sen bana kurban ol. Kurbane, kurbane. Daraldım Pınar burada. Hayat ya. Hay karnım acıktı mesela. Bize şu anda yemek hazırlayabilirsin. Ben niye hazırlıyorum pardon. Bak ben burada doyuruyorum karnımı. Ben niye hazırlıyorum? Hadi bir sucuk yap şöyle döndür. Gözünü seveyim. Sen. Dartta kaybettim bana ne. Sen yapacaksın. Hadi hadi. Bunu kabul ettim yine. Vallahi dur gel sucuğumuzu çıkarayım. Oh acıktık. Tabii ki sucuğu burada yapmayacağız arkadaşlar. Banyodan, tuvaletten çıkmadan sucuk bence yapabiliriz. Pınar kesecekmiş, ben pişirecekmişim. Bu konuda da anlaştık. Evet. Ellerinden öper. O zaman ben kesiyorum bu sucuğu. Kes bakalım. Hadi sen çalış Pınar'cığım. Ben buradan senin şöyle tellerini falan sileyim. Sana yardımcı olayım. Ellerin dert görmesin abicim. Gerçekten çok yardımcı oldum. Ama tatlı olmadan o kadar. Ne yapsın? Evet evet. Sucuk ya, da bir de... Ya garibanım benim. Ya sucuk da düzgün değil yani arkadaşlar. Hani bir tek suç bende değil burada. O plastiğini çıkartıyorsun değil mi dışındaki kağıdını? Sana yedireceğim onu ekstra. Challenge yapalım kaybedeceksin sen yiyeceksin. Kaybedeceğim bir de ben yiyeceğim. Mantığa bak ama. Onu seni yemeyi çok istedim şu anda. Sen bana 5 at ben yiyeyim. Bana ne yesen ne bana ne karım olacak onu yesen. Bu kadar sucuk yeter mi? Yetebilir. Tüp sırası sende. İyi hadi. Bir işin de arkadaşlar ucundan tutalım bence. Ay bunu da nasıl yakacaktık? Ben artık vallahi yere falan oturuyorum yani arkadaşlar. Tam olarak rahat olalım. Bu okey miydi? Böyle miydi? Evet evet. Evet çak şimdi çakma. He? Of gaz koktu evimiz. Gaz çok koktu. Çok normal. Vallahi bu ekmek bize porsiyon olarak mı geldi? Bir tane somun ekmek. Nasıl yapacağız? Sen çıkar şıkkım ben dışarıda doğrayacağım. Onu dışarıda tuvalete sokma sen onu. Evet. Şöyle yapacağım. Hemen oldu bunlar galiba. Çevir abi sucukları. Sucuk da çok hızlı pişen bir şey. Oldu mu abi? Oldu oldu çok güzel oldu. Evet arkadaşlar şu anda ne yapma konusunun arasında kaldım. Hani ne yapacağım konusunun arasında kaldım. Ya içine koyacağım ya da böyle koparıp falan yağına basacağım. Sucuk yiyen varsa gelin. 3 tane 1 milyon, 3 tane 1 milyon. Pazarcı oldu. Pınar ben seni önce beslemek istiyorum. Ben tek tek yiyeceğim aşkım önce sen ye. Merhaba ben bir... Tabii ki. 500 TL. Yok artık sen de sucuk. 20 liralık. 20 liralık mı? Siz o zaman şu sucuğu verelim mi? Al kardeşim şu ne olacaksa. Şaka yapıyorum sana bedava canikom. Buyur. Teşekkür ederim. Bedava niye bunu alıyorsun? Şovumu yaparım paramı da alırım. Şuradan ben de sucuğun tadına bakayım abicim. Sana kalan bir tane. Ağzım yandı. Çok güzel olmuş ama. Ellerimize sağlık valla. Pınar yine mısır perileri gelmiş, yesin. Evet. Ben biraz film açsana, şurada film izlesek senden. Vakit yetmiyor, bana telefon lazım. Telefon kapının dışında kaldı, alamayız. Hayır, al gerçekten mi? Yemin ediyorum telefonlarımızı almadık ya. İnanmıyorum. Son çıkan 10 bin lira. Bunu ben ilk defa duydum. Ben ilk defa duydum bu arada. Bunu bilseydim. Bunu bilseydim. Ben iki günde kalırım burada. Hadi Nanay çık sen. Hadi sen telefonunu bırakmışsın. Ben telefonsuz çok güzel yaşarım biliyor musun? Ne yapacağım? Sen yaşayamazsın ama.
O kadar güzelleşir. Bir YouTube'a bakman var senin şöyle bir girip. Bir Instagram'a falan. Bir 10 bin lira falan. İçin hiç. Kusura bakma ben kalırım burada 3 günde kalırım. Bilseydim hepsini çeklerdim o sucukları yaparken yani orada. Yani şöyle arkadaşlar yatak bende olduğu için bence rahatım. Sorun yok. Ben de emin ol ben de rahat olurum. Al al oradan başından aşağı suyu açayım da uyurken sen sonra gör. Böyle bir şey yapamazsın. Yaparım. Yap bakalım ne oluyor. Kaçman için var ya her şeyi yaparım. Arkadaşlar. Benim yatağımın küçüklük seviyesi. Ben şöyle uyuyacağım. Kutu ev. Ya da mesela nasıl yatabilirim? Arkadaşlar ben normalde evimde de öyle yatıyorum. Şöyle yan dönüp bacaklarımı şöyle toplarım falan. Kramplar girer bacaklarına. Nefes alamazsın. Buralarından kanlar fışkırır. En azından kramp da çeksem uyurum. Sen nasıl uyuyacaksın? Ben çok rahat. Ben tamam göster böyle... nerede uyuyacaksın? Bak ekip arkadaşları geçen getirdiler bizi şey yaptılar burada PlayStation oynuyoruz. Bunu vermeyeceğim. Onlar vereceğimi zannediyor. Ondan sonra ben bunu böyle yapacağım. Mis. Ben burada televizyon izler uyuyorum. Benden daha rahat. Yeniden benden daha rahat. Boşuna şarkı yarışması yaptık. Ben daha rahatım gerçekten. Hayır değil. Benim en azından yastığım var. Sifon yastık kadar rahattır benim için. Bir şey söyleyeyim ben gerçekten korktum bu arada. Ben uyurken Pınar bir şey yapacak. Bunu açtığını düşünsenize arkadaşlar. Uyurken ödüm kopar. Yaparım bu arada. Net yaparım. Yapma ya. Neyse dur daha vaktimiz var. Ben çikolata çekti canım. Yiyeceksin mi? Ben oyun oynamak istiyorum. Taktı bu da oyunlara. Dur bir çikolata yiyeyim ondan sonra hadi. Arkadaşlar ödül almam lazım. Burada bu kadar teller, sıkıntılar çekiyorum. Kendisi çok rahat. Kıskanma. Yok beni kıskanacağım. Yatak demeye de bin şahit ya. Artık rol yapmayacağım doğru söylüyorum arkadaşlar. Gece şu ufacık yerde ben nasıl yatacağım ya? Evet. Bakın yine Pınar'ınkinden daha iyi ama çok küçük bir alan. Bana geldiler yani. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum şuraya bir şöyle şey elimi yüzümü falan yıkasam. Bak sakın! Abi ya! Yapma! Sakın bak bana şey yaparsan burada hazır bekliyorum. Tan yapmayacağım zaten dedim ya. Yapmam. Alsana. Kafama düşüyordu. Allah'ın sopası yok. Ay vallahi yok. İyi oluyor. Oh. Abi ya, bak. Dayak yiyeceksin benden artık. Tamam, otur çık aşağı. Oradan, oturacağım. Abicim inanmazsın. Sıkıntıdan makyaj yapacağım. Yap olur. Vallahi bak yanıma aldım o makyajları. Yapmam gerekiyor. Tabii aynamız da var orada. Oh mis gibi olur. Hadi sen makyaj yapacaksın. Ben ne yapacağım? Ha izleyeceğim. Challenge yapalım. Kazanan kaybedene makyaj yapsın. Hayır. Hayır. Bir şey söyleyeyim şu an çok keyiflendim. Bayılırım. Peki challenge neyle alakalı mesela? Nasıl bir challenge olacak? 5 tane sorumuz var. Soru tamam. En fazla bilen kazanır. Okey sorular da bulalım. Ben sana daha iyi. Hadi bakalım görelim. O zaman soruları alalım. Evet soruları almak için hazırız. Bunu kaybedemem. Daktilo kullanılarak yazılan ilk kitap hangisidir? A. Martin Eden. B. Tom Sawyer'ın Maceraları. C. Hazreti Süleyman'ın Hazineleri. Hani sıfır bilgi. B diyorum ben. Cevap ver abi. O gözlerini yolarım senin ha. A diyorum. Hayır ya! Salladı ya! Evet hemen devam edelim. En fazla sınıf komşusuna sahip olan ülke hangisidir? A. Rusya. B. Çin. C. Türkiye. C. Rusya. Türkiye diyorum ben. Bizim kültür seviyesi. Çin miydi? Şokum şu an. Hiç beklemezdim Çin'den. Çin'in bu sol tarafında herhalde. Hangi ülkenin milli marşında söz bulunmaz? A. İspanya. B. Uganda. C. Etiyopya. Çok zordu. Ben bunu bilmiyorum hiç. Ben ne diyorsun öğreneyim. Sen buna? Ben de öğreneyim diyorsunuzu. Hani bu kadar belli edemezsin abicim. Ya öf, tamam ya. Öf. Gerçekten bir tane salla doğru çıkıyor. Ben İspanya diyorum ya. Salladım valla. Ben Etiyopya. İnanamıyorum. Şans bugün benden yana. Çok mutluyum şu an. Yes. Hazırlan abicim kaybediyorsun 2-0. Dünyada bilinen en eski enstrüman hangisidir? A. Tef, B. Davul, C. Flüt. Ben davul diyeceğim. Ben üflemeli bir alet olduğunu düşündüm nedense. Flüt diyorum. Sonunda bildim arkadaşlar. Bir sayımı aldım. Ya bazen hislerimi doğru şey yapmamam gerekiyor. Dünyanın en derin gölü hangisidir? A. Baykal, B. Tanganyika, C. Vostok. Bu ne ya? Çok zor. Ben Baykal diyeceğim. Biraz salladım ama. Ben Baykal demeyeceğim. Şimdi şu an gözlerine bakıyorum. Çok doğru gibi hissettirmedi bana. Ben de o zaman C şıkkı. Baykal mı? Yes! Make-up zamanı. Hayır. Hayır. Arkadaşlar hayır. Tanımak
makyaj yapacağım. Nereye kaçabilirim? Hiç kaçacak hiçbir yerim yok şu anda. Şu an mutluluktan ağlayabilirim. Bunun hayalini kuruyordum resmen. Troll makyaj yapacaksın. Orası ne yapacaksın? Orası seni ilgilendirmez. Gel bakalım buraya. Hadi bakalım makyaj zamanı. Fondöten sürmek istiyorum sana iznin olursa. İznin olmasına aslında hiç ihtiyacım yok çünkü zaten süreceğim. Evet, hayır Pınar ya artık. İstemiyorum. Abi dur hatta elimde yapayım dur sana şey yapmayayım. Sen çünkü kaçarsın göçersin bir şeyler yaparsın. Elime de tutturdu bunu böyle tutuyorum. Sana mı bakacağım yoksa? Davranabilir miyim? İlk defa fondöten sürüyorum sana. Gidin. İnanılır gibi değil. Asla ten rengine uygun bir fondöten getirmemişim tabii. Nereden bileceğim? Pembeye benziyor. Ne pembesi abi? Sallama sen de. Bayağı şu an fondöten sürüyor. Bu ne ya? Niye? Dalga mı geçiyorsun benimle? Niye? Göz altlarını kapayalım. Çok güzel olacaksın işte. Fondöten deneyim böyle olur. İyi de göz altı kapatırsın değil ki o. O şurada. Biliyordum ben öyle biliyorum. Bütün oyuncular yapıyor ya yurt dışında herkes adamların suratı hep makyaj. Alnına da yapayım mı aşkım? Ya. Peki bir şey söyleyeceğim. Bu makyajı diyelim yaptık. Hemen yüzümü yıkayabilirim değil mi? Hayır. Şaka mı? Yatana kadar böylesin akşam bakımına kadar değil mi? Oh süper. İşte bak böyle. Şunu da tutturdun bana al. Par iyi hatırlattım. Hayır. Süreli. Şöyle pembe sürdüm bir tane parlaklarında. Artık önemli değil ne istiyorsan sür. İmdat ya. Göz içini de biraz beyaz geçmek istedim. İmdat ya. Bu ne ya? Gel gel. Çok güzel olacak. O kadar kafanla kurma. Ha? Arkadaşlar çok güzel olmadım ya. Gerçekten şuna bakın. Bir de eyeliner geçtik mi? Senin göz çevrene ilk defa makyaj yaptığım için biraz teknik aksaklıklar olmuş olabilir. Tamam. Olmamış. Hiç eşit yapamamışım. Rimel de süreyim mi be? Rimel de süreyim ağladın mı akmaz. Kapalı mı tutuyorum gözünü? Gözünü çok kapalı tutuyorsun ama neyse böyle de sürebilirim. Oo. Hay bir de işin garibi o kadar yakışmıyor ki bu ne? Ben size çok yakıştırdım ama sık sık yapsam keşke. Aynen. Şimdi son olarak da rujumuzu. Al işte. Aşkım son. Vallahi. Bari arkadaşlar yaptı bitirsin. Tabii. Şöyle bir çerçeve çekeyim sonra gloss geçeceğim. Aa bak tam dudak rengin yanımdaymış gördün mü? Bu kadar olur. Üst dudağına da. Tamam. Şimdi. İçine de mi bir şey sürüyorsun? İçine de bir tane gloss geçeyim. Bak bir tane bu glossum var canım benim. Bir de şurada bir koyu rujum var. Dur bulayım hemen onu. Bir de bu var istersen. Hangisini istiyorsun? Bu olsun. Bu renk biraz ağır geldi. Bayağı artık kabullendim bunu ve şu an seçiyorum. Vallahi kabullendim ve sana ruj seçtim. Ne yapayım bunun dönüşü yok. Bu ruj sana çok yakıştı. Aa yemin ediyorum dünyanın en güzel dudakları ve ruju. Abartması aa, yok mu? Aa çok yakıştırdım sana. Bak bu gloss belki o kadar yakışmayabilir ama benim dudaklarımdan güzel. Hı, şöyle yap. Oldu. İşte bu kadar. Ya hayır ya. Hayır. Bu nedir ya? Konuşma benimle Pınar bir abi daha. Abi niye ya? Çok güzel oldun. Ay sana şöyle bakmak içimi açtı. Gerçekten. Ciddi ciddi bunu söylüyor musun? Vallahi söylüyorum. Arkadaşlar bizde söz senettir. Hakikaten kaybettim. Bu yüzden yapabileceğim bir şey yoktu ve Pınar makyajını yaptı. Yani evet. Artık bunun üzerine rahat rahat uyur. Hem de nasıl uyurum. Hatta bunun üstüne ne isterim? Tabu isterim. Gerçekten. Bir tabu oynamamız yok mu sende? Bir sileyim öyle. Öyle silmek yok. Vallahi silmek yok. İyi tamam artık. Kalsın olacak. Tamam, sana baktıkça gülerim böyle. Daha komik olur. Ben kendime bilerek bakmayacağım daha fazla. Şimdi bakışın sinirim bozuluyor. Şimdi sen bana anlatmaya çalışacaksın abicim. Ben sana anlatmaya çalışacağım. Önce sen anlatmaya çalışacaksın. Arkadaşlar şimdi kelimemi seçiyorum. Ben bu işte iyi olduğumu düşünüyorum. Yani hep arkadaşlarımız oynarken de falan gayet güzel anlatırdım. Kuklayla kelimeyi anlatmaya başlayacağım. Hemen kelimemi seçiyorum. Tamam kelimemi seçtim. Dans etmek, su serpmek üstüne, dua etmek. Evet. Doğru. Bildim. O kadar bilebileceğine inanmıyordum ki gerçekten tek attı. Tek de atmadım ama teke yakalattım. Aynen. Tamam. Komple, komple, komple. Nasıl yani? Merdivende yürüyorum. Ne yapıyorum şu an? Koşu bandı. Bak. Hopluyorum, zıplıyorum. Ha? Evet bildim. Gol, futbol. Evet. Selam vermek, kulak karıştırmak, çubuğu, kulak çubuğu, telefonla konuşmak, aramak, birileri evet, aramak. Evet, evet, evet. Telefonla konuşmak. Ne o yapılan şey? Telefon işte, telefon arama, arama, arama. Yani şey, cep telefonu dedin mi? Dedim. Bence bunu o zaman sayarız. Aynen. Yani saydık. Saydık, süper. Sıra bende, sen geç şimdi. Oje sürmek. He, aferin. Sen de bir makyaj yaptık maşallah. Ne alakası var? Tamam hadi. İyi anlatıyorsun. Göz, kirpik, rimel, göze batmak. Çocuğum bak. Lens, lens çıkarmak. Aynen. Uyutmak.
Uyutmak, bebek sallamak, emzirmek. Uyutmak. Sen bebek dedin mi? Dedim. Tamam, okey o zaman. Ağlamak, gözyaşı. Ne şimdi bu? Söyledim, ağlıyorsun göz. Ağlamak. Of ya, neydi? Üzülmek abi. Al işte, ağlamıyor muydu? Bunu neresi üzülmek? Evet. Hadi artık tamam. Biz kaç tane bildin sen? Ben 4 tane bildim, sen 3 tane bildin Burak. Aa, ben anlatamadım demek çok yani, fazla. Ben daha çok bilmiş olurum. Evet, aynen, anlatamamışsın. Olsun. O ne? Ağlıyor, üzülmek yapıyor. Nasıl? Tamam, ağlamak dedin, o kabul olmadıysa üzülmektir yani bunun. Alakası, şeyi. Üzülmek öyle olmaz. Üzülmek böyle olur. Falan. Bunu bunda yapacaktım, böyle atıyorum. Çok eyelinerlarında konuşma, sinirimi bozma benim hadi. Bir kez daha moralim bozuldu. Bence artık silebilirim ya. Zaten uyku vaktimiz geldi. O zaman şey yapalım, bakım yapalım bence birlikte. Ondan sonra çok mantıklı, ben de yüzümü silmiş olurum. Şu eyelinerler en çok sinirimi bozdu. Onları silsem rahatlayacağım. Abicim. He canım. Hadi çıkarttın makyajı. Dudağın kalmış. Ben... Herhalde hoşuna gitti. Hayır. Dudağınızla. Daha silmedim. Bir tek gözümdeki eyelineri sildim. Silebilir miyim? Tamam. Silebilirsin, ben sana silme demedim yani. Bakım yapacağız sonuçta. Evet. Bak canım benim. Şimdi uyumaya yakın olduğu için hangi maskeyi kullanmalıyız? Sana siyah maske vereceğim. Hadi bana siyah yap. Sen yapacaksın ama ha. Tamam yaparım. Arkadaşlar nedense ben maskeleri yapamıyorum. Yüzüme her şekilde küçük geliyor. Belki Pınar bu işin sırrını biliyordur. Yüzüme oturtturur maskeyi. Oo. Şimdi seyredin mucizeyi, nasıl olmuyor bana. Ay bu sana asla olmaz. Bana bile küçük neredeyse bu. Burnun nerede? Gözlerini bir kapat bakayım. Gözlerini biraz delmemiz gerekiyor abi. Hadi. İmdat, ağız veriyor. Çek. Gözlerini açma sakın. Açayım mı? Genelde insanların suratları çünkü küçük oluyor. Tamam dur, ben sana yerleştireyim. Dışarıda kalan yerler şaka mıdır mesela? Oh çok iyi oldu, çok iyi oldu. Oldu şimdi, bu arada. Şimdi bir de bana bak nasıl tek de olacak abi bana. Ay. Bak sana daha normal oluyor. Her yerim saçıma kadar geldi şaka gibi. Cildim şu an var ya bir iyi geldi ki buz gibi. Maskelerimizi taktık arkadaşlar. Bunu ne kadar beklemek gerekiyor Pınar ya? Beni darladı arkadaşlar. Gözlerimi falan yakmaya başladı. Bir 10 dakika daha bekleyelim o zaman ondan sonra. Benim gerçekten uykum geldi. Ben yavaştan geçeyim. Sonra çıkartırım maskeyi. Vallahi benim de çok uykum geldi. Sen şöyle bir yatalım, dinlenelim biraz. Şu an yorganıma bence ihtiyacım yok Pınar. Yorgan setim. İstiyorsan bu iyiliği sana yapayım. Yorganı sana vereyim. Neyse abi daha fazla konuşma artık. Uyumak istiyorum. Çok yoruldum. Tamam. Abi şu maskeleri çıkartmamız gerekiyor. Şunu ver bana ya, üşüdüm. Yerden soğukları yedim, ver. Bana sen vermiştin. Tamam bunu. Abi üşüdüm ama ne yapayım ya. Kendi ellerinle verdin. Bu arada. Sen bilirsin. Ben bir maskemi çıkartayım. Bu maskeyle uyusun. Bana vermediği organı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Pardon da insan kardeşine de azıcık acır. Şimdi peki benim aklıma ne geldi arkadaşlar? Ben ne yapacağım dedim size. Ya onu açacağım ve onu satacağım. Ben öcümü alırım, dediğimi de yaparım. Sözümün eriyim. Şimdi de onu da göreceksiniz, kanıtlayacağım. Bakalım ne tepki verecek. Ay çok eğleniyorum. Hemen şöyle iyice. Şimdi hazırsak gelin, açıyorum. Aa! Ne yapıyorsun ya? Gerizekalı! Ne yapıyorsun sen? Özürlü müsün, kendine gel ya. Aptal! Ay ben bu kadar ıslanacağımı düşünmemiştim. Bir şey söyleyeceğim. Gel şuraya. Hayır sakın! Gel. Abi sakın! Abi! Abi! Kazandım! 10 bin TL'yi ben kazandım. Beni alma, şu an ben kazanmış oluyor muyum dışarıda? İşte bu! Ama beni dışarı ittin ödüm abi. Ödüm koptu. Uykuya dalmıştım. İnsan değilsin sen. Beni dışarı itti arkadaşlar. Oo, ya. Canıma değsin. Salak. Çok aşk olsun sana ama. Ben sadece ıslandım. Her yerim ıslandı. Arkadaşlar teknik olarak ben kazandım. Ekime de sordum. Hiç sorun yok. Sen şu an dışarıdasın. Yaptığının karşılığını aldın. Bu insanlık mı? Uyan insanı öyle ıslandırır mı? Ama şaka yaptım abi. Tak tak tak. Sayın bezmenler lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Arkadaşlar ya üzüldüm. Ama beni de dışarı atması gerekmiyordu bu arada. Ben bunu hak etmedim yani sonuçta. Tamam hadi aç. Canım benim barıştık hadi. Hadi özür dilerim. Tamam okey. Şöyle yapıyoruz o zaman. Sen beni affettin herhalde. Evet. Ben de seni o zaman affedeyim. Aynen. Ama ben kazanmış oluyorum. Bence ben kazandım pisim. Tamam ya 10 bin lira senin olsun. Yeter artık ya. Paralar yukarıdan böyle yağıyor şu anda. Bir dahakine de ben ondan söke söke alırım paramı. Bunu da söylüyorum. Kesinlikle konuşuyorum. O kadar hafifsin ki tüyü sanki aldım böyle attım dışarı. Gel.
var ya. Gerçekten ben de neye uğradığımı şaşırdım o anda. Oyuncak gibi aldım attım resmen seni. Bir anda ben bunu beklemiyordum ki, çok garip geldi. Bunu yaparsan bunu beklersin. Beklemeliydin yani. Çok, gerçekten çok sinirlendim çünkü Pınar. Beni çok üzdün. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepinizi çok öpüyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok öpüyoruz. Hoşçakalın.